Açıklıyorum. Benim en sevdiğim oyun Mafya 1. Daha önce 857 kere açıkladığım gibi tekrar açıklıyorum. Mafya 1 en sevdiğim oyun. Bundan birkaç sene önce en sevdiğim 100 oyun videosu yapmıştım. Orada da bir numaramda Mafya 1 vardı. Bugün de bir numaramda Mafya 1 var. Dünyanın en iyi oyunu çıksa da en sevdiğim oyun Mafya 1 olarak kalmaya devam edecek. Çünkü benim bu oyuna olan sevgim oyunun en iyisi olmasıyla alakalı değil. Benim için en özel olmasıyla alakalı. Anılarımda yaşamasıyla ilgili. Fakat önümde bir tehlike de var. Büyük bir tehlike. Beni korkutan bir tehlike. Anılarımın içine etme potansiyeli bulunan bir tehlike. Ama bir yandan da heyecanlandıran, kalbimi kıpır kıpır ettiren bir tehlike bu. Sevgili arkadaşlar, Mafya 1 28 Ağustos'ta tekrar geliyor. Üstelik de remake olarak. Baya baya oyunu baştan aşağı yeniliyorlar. O kadar şaşırdım ki bu habere size duygularımı anlatamam. Şu anda gönlüm ne The Last of Us Part 2 bekliyor ne de Cyberpunk 2077. Mafya 1'e kitlendim kaldım adeta. Aşırı merak ediyorum ne yaptıklarını, ne ettiklerini ya. Şimdiden takvimimde gün işaretlemeye başladım. Everything I've done, both good and bad, I've done for my family. Fakat dedim ya bir korkum var diye. İşte bu korku büyük bir şüphe bırakıyor içime. Gelin madde madde gidelim bakalım ben ne için korkuyormuşum bu Mafya 1'in remake'inden. 1. Saçma sapan duyurulması. Oyunla ilgili ilk sıkıntım duyuruluş şekli. Oyunun yapımcısı olan arkadaşlar Mafya Trilogy diye bir Twitter hesabı açıp geçen hafta ansızın bir video paylaştılar. Ben de şok oldum videoyu görünce, hatta retweet ettim. Videoda 2. ve 3. oyunu görüyorken ilk oyunu göremedim dedim. Sonuçta triloji demek 3 oyun demek. İlk oyun nerede ki diye düşündüm. Sonra videoyu bir daha seyredince anladım ki baştaki sahne ilk oyundan alınma. Arabadan anladım tabii. Mafya 1 1930'larda geçen bir oyun. Araçlar falan hep böyleydi. Lan dedim Mafya 1 için remake geliyor. En sevdiğim oyunun remake'i yapılıyor. Allah diye sevindim. İyi de Mafya 1'in remake olması büyük bir mevzu. Bunu niye böyle 3 oyunu kapsayan bir videoyla duyurmuşlar ki? İlginç. Yine de çok takılmadım o zamanlar buna. Sonuçta 19 Mayıs tarihini bekleyin. Orada açıklamalarımız olacak deniliyordu. Ben de kurdum alarmımı, bekledim 19 Mayıs'ı. Ve beklediğim tarih en sonunda geldi. Mafya 1'in yeni yayınlanan remake videosunu açtım. Ve o anda kayışlar koptu bende. Çünkü video sadece 22 saniye sürüyordu ve zaten 5 gün önce internete sızmıştı. Ulan hem videoyu sızdırmışlardı hem de bu video 22 saniye sürüyordu. Bir bok da yoktu. Firmalar iyice kafayı yediler yemin ediyorum ya. Ya arkadaş teaser'ını yapıp yine teaser paylaşmak neyin kafası ya? 13 Mayıs'ta çıkıp diyorsun ki bakın biz Mafya 1 yapıyoruz fakat şimdilik sabırlı olun 19 Mayıs'ı bekleyin. Sonra 19 Mayıs geliyor heyecanla bekliyoruz, tarih geldi diyor, önümüze koya koya 22 saniyelik bir video koyuyorsun. Üstelik oyunla ilgili öğrendiğimiz hiçbir bokta yok. Üstelik bu videoyu da gizli tutamıyorsun ha. 5 gün önceden internete sızıyor. Çıkış tarihini de gizli tutamıyorsun, o da 5 gün önceden sızıyor. Elindeki hiçbir şey tutamıyorsun, her şeyi sızdırıyorsun, sonra hiçbir şey olmamış gibi sızan şeyleri paylaşıyorsun. Sanki ilk kez görmemiz gerekiyormuş gibi. Ya bu ne umursamamazlıktır ya? 28 Ağustos'ta çıkacak oyundan bir oynanış sahnesi bile koymaya neden çekinirsin ki kardeşim ya? Zaten oyun çıkıyor 3 ay sonra. Madem oynanış videosu koymayacaksınız, neden bir hafta arayla 2 kere teaser videosu yapıp gazlamaya çalışırsınız ki bizi? O kadar yanlış şey var ki burada, zaten bu da bizi ikinci konuya getiriyor. Korkutan şeyler 2. Özensiz olması ve fiyatı. Bu duyuru sürecinde yaşanan her şey, tüm videoların ekran görüntülerinin sızması, hatta Mafya 2 ve Mafya 3'ün çıkmadan önce PSN'de gözüküp indirilebilir olması falan acayip özensiz bir durum varmış gibi hissettiriyor bana. Bu arada evet, Mafya 2 ve Mafya 3 de Definitive Edition olarak piyasaya çıktı. Ama onlarda bir remake durumu söz konusu değil. Zaten iki oyunda güncel sayılır. Remake olmaya ihtiyaçları yok. Bence Definitive Edition'larını almaya da gerek yok. Bir tek PS4'te Mafya 2 oyuncaklar için güzel olabilir. Çünkü o platformda yoktu. Fakat tüm bu duyurulardan anladığım kadarıyla Mafya 1'in remake olması sanki o kadar da büyük bir olay değilmiş gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Ne özenli bir duyurusu yapılıyor, ne üzerine bas bas bağırılıyor. Ya işte burada da böyle bir şey var, haberiniz olsun derlermiş gibi. Peki bunu neden yaparlar abi? Niye bas bas bağırmazlar? Önemli bir mevzu değil mi bu? Bu soru için aklıma tek bir cevap geliyor. Beklentiyi düşük tutmak istiyorlar. Yani tek açıklaması bu gibi. Üstelik bir konu daha var ki o da beklentiyi düşük tutmam gerektiğini işaret ediyor bana. Oyunun fiyatı. Mafya 1 60 dolardan satışa çıkan bir oyun olmayacak. 40 dolardan satışa sunulacak. Biliyorum bu biz oyuncular için şahane bir şey. Fiyatın düşük olması nefis. Fakat şunu da biliyorum ki firmalar yaptıkları büyük bütçeli oyunları asla 40 dolardan satışa koymazlar. Bu bir remake de olsa, yepyeni bir oyun da olsa, oyunun prodüksiyon değeri yüksekse 60 dolardan çıkar piyasaya. Bu bir standarttır. Bakın misal 90'lı yıllarda çıkan Final Fantasy 7'nin remake yapıldı geçenlerde. Süper bir prodüksiyon kalitesi vardı. Oyunun yapımına deli gibi para harcanmıştı. O yüzden de 60 dolardan satışa koymuşlardı oyunu. Mafya 1 için 40 dolarlık bir fiyat tercih edilmesi prodüksiyon için harcanan bütçenin çok da yüksek olmadığını anlatıyor gibi. Bu da final ürününün aslında gerçekten de hakkı verilmiş bir remake olmayacağını hissettiriyor. Umarım yanılıyorumdur. Umarım bize bir güzellik yapmak içindir o fiyat. Ama açgözlü şirketler ve onların para kazanma hırsı öyle olmayacak dedirttiriyor bana. Mafya 3'ün dandikliğini bir tekrar hatırlayın. O oyun 60 dolardan çıkmıştı piyasaya. Korkutan şeyler 3. Oyunu yapanların Mafya 3'ün yapımcıları olması. Evet, bu remake'i hazırlayan firmamız orijinal Mafya 1'i yapanlar değil. Mafya 3'ü yapan ekip. Yani Hangar
haber 13. Orijinal mafyayı yapan abiye fikri sorulmamış. Danışmanlık falan da vermemiş o abimiz. Hatta bu remake'ten umudum yok. Bana hiçbir şey sormadılar falan diyordu kendisi. Bu durum da korkutucu. Zaten bu durumun oluşturacağı sonuç korkularımın en büyüğünü oluşturuyor. Korkutan şeyler 4. Asla en iyisi olamayacak olması. Bakın arkadaşlar, Mafya 1 sadece benim için özel bir oyun değil. Aynı zamanda dönemin en kral oyunlarından biriydi. Misal 2002'de çıktığında sinematik anlatım konusunda devrimsel bir iş yapmıştı. Hikaye anlatımı, ara sahneler falan film kalitesinde işlerdi. Yani 50 kere anlattım, övdüm, tekrar yapmak istemiyorum bunu ama ben Mafya 1 oynayana kadar bir oyunda böyle bir şey olabileceğini akıl edemezdim. Bak misal 2001'de Max Payne 1 çıkmıştı. O da hikaye tarafında sürükleyen bir oyundu. Ama anlatım tekniği falan kendine aitti. Çizgi romanımsıydı. Half-Life vardı, devrimseldi hikaye anlatım yönüyle ama oyun içi durumlarla verirdi hikayeyi. Yanlış olmasın, bunların hepsi çok güzel ve özel oyunlar. Fakat Mafya 1 oynayınca film mi seyrediyorum, oyun mu oynuyorum şimdi duygusunu yaşamıştım ki hayatımda ilk kez bir oyun bana bunu hissettirmişti. Vardı böyle oyunlar tabii ki piyasada ama hiçbiri bende bu etkiyi bu kadar güçlü bırakmamıştı. Ara sahnelerin kalitesi bir filmden fırlamış gibiydi. Görevlerin içerikleri olabilecek en gerçekçi şekilde ayarlanmıştı. Araç toplamak için mekan mekan gezen mafya üyelerine şoförlük yapıyorduk lan bir görevde. Şoförlük diyorum ya, bu oyunda büyük patron değil, ara elemandık biz. Ara eleman olarak yaşayabileceğimiz detaylar muazzam işlenmişti. Gerçekçiydi kardeşim oyun. Ben o zamana kadar oyunların hep bir fantezi üyesi barındırması gerektiğini düşünürdüm. Askerlik oyunları değillerse tabii. Sadece askerlik oyunları gerçekçi olur zannederdim. Fakat Mafya 1 sinematografik anlatımıyla gerçekçiliği zirveye çıkarttığı bir ton detayıyla beni genç yaşta tokatlayan oyun oldu. Ancak biliyorum ki remake bende bu hissiyatların hiçbirini yaşatamayacak. Ve biliyorum ki bu oyun ortalama üstü bir oyun olarak çıksa da ben sayıp söveceğim bu remake'i. Anılarımı piç ettiği için kızacağım. Benim için özel olan bir şeyi özensiz bir şekilde yaptıkları için küfürler edeceğim. Son zamanlarda çıkan iki büyük remake oyunu düşünün misal. Resident Evil 2 remake'de, Final Fantasy remake'de çok kaliteli oyunlar. Tıpkı orijinalleri gibi bugünkü halleri de türünün en iyi temsilcileri. Bugün biri size sorsa, bana bir ayakta kalma korku oyunu tavsiye edin dese, çoğunuz Resident Evil 2 remake'i gözünüz kapalı önerirsiniz. Ya da bugün biri JRPG oyunu tavsiye et dese bana, aynı şekilde Final Fantasy remake gözü kapalı tavsiye edilecek bir oyun olur. Fakat Mafya 1 böyle olmayacak gibi hissediyorum. Bu iki oyunda da görmüş olduğumuz o özen, sağlam işçilik, detay seviyesi bu oyunda bulunmayacak gibi. Bu arada remake yapan ekip tabii ki oyunun ruhunu koruyacaklarını ve bu ruhun üzerine bir takım şeyler getireceklerini söylüyor. Misal ek görevler olacakmış oyunda. Ekran görüntülerinden de anladığım kadarıyla açık dünyayı da cıvıl cıvıl yapacaklar gibi. Benim en çok merak ettiğim kısımsa aksiyon tarafı tabii ki. Oyunun sinematik anlatımı falan döneminin zirvesi zaten. Şimdi bile aynısını yapsalar herkes bayıla bayıla izler. Kimse de bu kamera tekniği çok eski kalmış ya falan demez. Burada yapımcıya düşecek en önemli görev Mafya 1'in artık geri kalmış olan aksiyon kısmını değiştirmesi, 2020'nin en iyi aksiyonlarından biri haline getirmesi. Tahminimce Mafya 2 ve Mafya 3'te olduğu gibi siper sistemini getireceklerdir. Mafya 1'in orijinalinde bu yoktu. Siper sistemi bile başta başına tüm bölümleri değiştirecek bir unsur olacak. Normal oyunda siper olmadığı için kendimizce duvarın dibine siner vurduk düşmanları. Yakın dövüş var misal, merak ediyorum o kısmı nasıl yapacaklar. Bir de gerçekçilik olayı var ki bunu değiştireceklerinden çok korkuyorum. Hız yapınca polis ceza yazardı. Açık dünyada silah çıkarttığımızda tutuklanırdık. Araçların kilitlerini açmak çok uzun sürerdi. Bunları ne kadar değiştirecekler meraktayım. Bak, araçları sürmek de bayağı zor işte ha. Çoğu araba zaten kanı gibiydi. Motor hasar aldığında yokuş bile çıkamazdık o araçlarla. İnsanı böyle sinir ederdi. Fakat hepsi gerçekçiliğe hizmet eden detaylardı. Tabii bir de olumlu taraftan bakmak lazım. Bu remake fırsatından istifade oyunda zayıf olan şeyleri de güzelleştirebilirler. Yan görev olgusu zayıftı Mafya 1'de. Araç çalma görevleri vardı ama oyunun ana hikayesinin yanında yapalım da dursun gibiydi bu görevler. Oyunun ana hikayesi zaten müthiş çalışan bir hikaye. Oraya hiç dokunmadan yeni yan görevler koyarak çeşitlendirme şansları var oyunun. Bir de şu yarış görevi var. Efsane yarış görevi. Oyunun en sinir bozucu kısmı. Burayı kesin elden geçirirler. Ben yarış oyunuyum diyen oyunlarda bile olmayan bir zorluk var burada. Araç en ufak darbe aldığında patates olmaya başlıyordu. Merak ediyorum o yarış tarafına girişecekler mi acaba? Sonuç. Anladınız zaten. Beklentim maalesef düşük. Belki düşük olması daha iyidir, bilmiyorum. İyi bir şey beklemektense dikkatli yaklaşmak, yoğurdu üfleyerek yemek gerekir. Sonuçta son mafya oyununun getirdiği felaketin ardından Mafya 1 tarafı için temkinli olmak saçma değil. Bir de bu videoda anlattığım korkutucu sebepleri de üst üste koyunca remake için heyecanım biraz kaçıyor. Göreceğiz abi, hep beraber göreceğiz, bakacağız, yorumlayacağız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.
dumb for my family.